taneciklerinin hangileri kesiklidir? Yörüngeye bağlı olan sistemler kesiklidir. Yarıçapa baktığımızda A0 çarpı N kare bölü Z ifadesiyle ifade ederiz. Dolayısıyla kesiklidir, doğrudur. 2. Elektronun anlık sürati. O andaki sürati her ifadeyi alabilir. Üçüncüsü açısal momentum. Açısal momentum formülümüzde NH bölü 2 pi olduğuna göre yörüngeye bağlıdır. Her değer alamaz. Cevap E'dir. Kendiliğinden emisyonda uyarılmış elektron bulunduğu enerji seviyeleriyle temel hal seviyesi arasındaki enerji farkı kadar enerjiye sahip ışıma yapar. Her element atomun enerji seviyeleri farklı olduğu için atomların kendiliğinden emisyon yaparken yaydığı ışıma enerjileri de farklıdır ve atoma özgüdür. Farklı enerji düzeylerinde düşen elektronlar düşme ihtimalinin olduğu enerji seviyelerine göre özel adlar alırlar. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre N eşittir 4 düzeyine uyarılmış hidrojen atomları aşağıdaki ışımalardan hangisini yapamaz? Herhangi bir seviyeden N eşittir 1'e düşenlerin adı Lyman serisidir. Şu anda çizdiğimiz Lyman alfa, bir sonraki Lyman beta, bir sonraki de Lyman gamma ışımasıdır. Buna göre Lyman beta ve Lyman gamma ışımalarını yapabiliyoruz çünkü N eşittir 4'e kadar gelebileceğimizi söylemişti bize. Balmer demek N eşittir 2'ye düşenler demek. Balmer'ın alfasını yapabiliyoruz. Balmer'ın betasını yapabiliyoruz. Balmer beta ışımasını yaptık. Ama Balmer gamma ışıması yapabilmesi için N eşittir 5'ten düşmesi gerekirdi. O kadar enerjimiz olmadığına göre yanlıştır. Bohr atom modeline göre taban enerji durumunda bulunan hidrojen atomu bir üst enerji düzeyine uyarılıyor. Buna göre niceliklerinin hangileri artar? Bir sistem çekirdek etrafında dolanan yörüngelerde dışarıya doğru gittikçe enerjisi, açısal momentumu artar, hızı azalır. Bir üst enerji seviyesine gittikçe hızı azalır, yanlış. Toplam enerjisi artar, açısal momentumu artar, cevap B'dir. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Hidrojen atomunu iyonlaştırmak için elektrona verilmesi gereken en az 13,6 voltluk elektron voltluk enerji verimlidir. İyonlaştırmak demek en eşittir sonsuz seviyesine getirmek demektir. Gerekli olan enerjimiz ikisi arasındaki fark kadardır, yani 13,6'dır, doğrudur. 2. Hidrojen atomunun elektronu birinci yörüngedeyken enerjisi en küçük değere sahiptir. Birinci yörüngedeki enerjisinin -13,6 olduğunu görüyoruz. En küçük değerdedir, doğrudur. 3. Hidrojen atomunun yörünge numarası arttıkça elektronun bağlanma enerjisi azalmaktadır. Bağlanma enerjisi toplam enerjinin eksili halidir. Yukarılara doğru gittikçe, yani yörünge numarası arttıkça toplam enerji arttığına göre bağlanma enerjisi azalır. Buna göre cevap E'dir. Hidrojen atomuna ait enerji düzeyleri ve bu düzeyler arasındaki elektron geçişleri şekildeki gibi verilmektedir. Bu geçişlerden hangisinde yayınlanan fotonun dalga boyu en büyüktür? Enerji ile dalga boyu arasındaki ilişkiye bakarsak, hc bölü lambda'ya eşittir. Dalga boyunun en büyük olmasını istiyorsak, enerjisi en küçük olan fotonu bulmalıyız. K'nın ve P'nin enerjileri büyük değerlerde. M ve N'yi karşılaştırdığımızda M'nin de enerjisi N'den daha büyük olduğuna göre cevap L ya da N olabilir. L'nin enerjisine baktığımızda 12.1 eksi 10.2 değerini görüyoruz. Yani 1,9 elektron volt kadarlık bir foton yayınlanır. N'nin enerjisini hesaplarsak da 13,06 eksi 10.2'den 0,96 elektron volt gelecektir. Buna göre en küçük enerji N denilir. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. E enerjili bir elektron taban enerji durumundaki bir hidrojen atomu ile etkileştiğinde ortamdan 0,44 elektron voltluk kinetik enerjide çıkarken salınan fotonlardan birinin enerjisi 0,96 elektron volt oluyor. Buna göre E enerjisi en az kaç elektron volttur? Foton demek bir enerji seviyesinden öbür enerji seviyesine inerken açığa çıkan enerjiden bahsediyor. 0,96'lık enerjiyi şekildeki değerlerden nerede bulabiliriz? 13,06'dan 12.1'i çıkartırsak dışarıya yayılan fotonun enerjisi 0,96 elektron volt şeklinde olur. O zaman benim en az 13,06 kadar enerjim var demektir. Enerji değerimiz 13,06 kadarsa, 0,44 kadar da kinetik enerji veriyorsak dışarıya,
13,5 elektron volt kadarlık bir enerjimin olması gerekir. Cevap D'dir. Bohr atom modeline göre temel durumdaki hidrojen atomu en eşittir 4 enerji düzeyine uyarılıyor. Buna göre hidrojen atomu en çok kaç farklı frekansta ışıma yapabilir? Yapılan ışıma sayısı n çarpı n eksi 1 bölü 2 kadardır. 4. seviyede isek 4 çarpı 3 bölü 2'den en fazla 6 ışıma yapabilir. Cevap D'dir. Farklı enerji seviyelerinde bulunan elektronlar düşme ihtimalinin olduğu enerji seviyelerine göre özel adlar alırlar. Hidrojen atomunda elektronun düşme ihtimalinin olduğu bazı seriler şekildeki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. Lyman serisindeki ışıma sayısı en fazladır. Lyman serisi herhangi bir seviyeden en eşittir 1'e düşenlerdir. Dolayısıyla Lyman serisindeki ışımalar en fazla olur. 2. Lyman serisinin dalga boyu diğer serilerdeki ışımaların dalga boyundan küçüktür. Lyman'da enerji değerlerimiz her zaman en büyük değer verir diğerlerine göre. Enerjisi en büyük olduğuna göre enerji ile dalga boyu arasındaki ilişki ters orantılıdır. Dolayısıyla Lyman'daki dalga boyları diğerlerinden daha küçüktür. Doğrudur. 3. Balmer serisindeki ışımaların frekansı Paschen serisindeki ışımaların frekansından büyüktür. Frekans enerji ile doğru orantılıdır. Enerjisi büyük olanın frekansı daha büyüktür. Balmer serisi herhangi bir seviyeden en eşittir 2'ye düşenler olduğuna göre, Paschen serisi en eşittir 3'e düşenler olduğuna göre, Balmer'daki enerji düzeyleri biraz daha büyük, Paschen'daki enerjiler daha küçüktür. Enerjisi büyük olanın frekansı da büyüktür. Buna göre cevap E'dir.